Stüdyoya sevgili seyirciler, iyi seyirler diliyoruz. Herkese güzel bir yayın diliyoruz. Bugün bizim için çok yoğun bir tempo var. Dün akşamdan beri Kristal Fare'nin ödül töreni olacak. Ben de Kral TV'de saat 9'da canlı yayında ödül gecesi İzzet Çapa ile beraber sunacağım. Buradan koştura koştura oraya gideceğiz. Ve garip bir heyecan halindeyim ama motivasyon yüksek. Ki ekürümü de götürüyorum yanımda. Onsuz hiçbir şey yapamam. Hazır mısın tatlım? Yapabilecek miyiz? Altından kalkabilecek miyiz? Güveniyor musun? Evet, bununla ilgili duyuları ilerleyen dakikalarda da yapacağım. İlk konuğumla başlamak istiyorum ama konuşmak isteyen var mı? Bir merhaba demek isteyen var mı? Hamile misiniz? Ay Allah'ım. Ben ne? Hamile misiniz dedi. Böyle bak. Ay çok özür dilerim, ne oldu ya? İşte bak şöyle çeksi bile bu, şu bir çeksi. Şu hamile misiniz de hiç böyle oturuyordu. Hayır. Yani çok şu an toparlayabileceğim hiçbir şey yok. Evet yani. Evli misiniz? Ha neyse, inşallah olursunuz. Mikrofon. 2,5 yaşında. Aa niye işte güzel. Evet, ay ne olur kusura bakmayın. Yani ne diyeyim ben şimdi, nasıl toparlayayım? Şahane gözüküyorsunuz. Bu tamamen ekranın aldatmacası. Aslı zayıfım. Evet Aslı. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Hiç bugün merak etmeyin. Oldu? Ben de aynı şeyi yaşadım. Doğum yaptım. O ilk ay kilo gitmiyor ya, biriyle karşı, kız sen daha doğurmadın mı dedi. Ki ben halbuki indiğimi falan sanıyorum ama. Ama avantajım var. Otobüslerde yer alıyorum. Ablacığım toparlayamayacağım. Kurban olayım, mikrofonu ver ve git. Buyurun. Ama avantajım var, öyle demeyin yani. Otobüslerde yer veriyorlar. He yer yani veriyorlar. Sen daha fena yaptın benden yani. De, anladım. Bir, artık kontrol de ultrason cihazları olması gerekiyor değil mi? Çok teşekkür ediyorum. Neler söyleyeceksiniz? Sevdiklerime selam söylüyorum buradan. Herkesi çok seviyorum. Çok mutluyum şu an. En mutlu günüm diyebilirim. O kadar... Böyle tanışmak istemezdin ama. Evet, onu beklemiyordum. Olsun. Sizin yanınızda olmak çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çocuklarınıza da, eşinize de buradan sevgiler gönderiyoruz. Siz kardeşimiz. İkiz misiniz? Hayır. Arkadaş mısınız? Yoksa pişti misiniz? Akraba alacağız yakında inşallah. Ha o yüzden mi bir örnek giyindiniz? Evet, sizi çok seviyorum. Görümce sevindim. Misiniz yani? Gelin görümce. Oraları karıştırmayalım. Babama selam söylüyorum buradan. Allah'ım. Ya sevgili seyirciler inanın. Hiç yapmadığım şeyleri yapmaya başladım. Ne kadar stresli olduğumu görün. Bugün fena sakarlıklarla başladım. Allah'ım sen gece beni koru ya Rabbim. Tamam. Evet. Bir potsuz gündeyim, bir potlu gündeyim. Sizi çok seviyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Konuşacağım Hanife teyze. Buyurun. Merhaba Esra Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Ben sizin için geldim. Sağ olun. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Her zaman gelmeye çalışıyorum. Sağ olun. Evet, hadi ilk konuğumuza keyifli keyifli başlayalım. Emine geliyor alkışlarla. Ya bu patavatsızlık ve sakarlık böyle bir başladığı zaman birbirini çekiyor. Ben de genelde öyle olur. Yani güne sakar başladıysam tüm günümü sakar şekilde devam ettiririm. Ki vardır böyle sakarlığım ve fazla hareketli olmaktan. Çok bilirim mesela gülerken saçlarımın yemeğe girdiğini. Ay yaparken böyle. Kime verdin mikrofonu? Annesine. Emine'nin annesi. Yani Emine'nin annesi. Hoş geldin teyzeciğim. Hoş buldum. Rizelisiniz. Rizeli. Hoş geldiniz tekrar. Önce seni dinleyelim bence. Emine'yi tanıtır mısın, anlatır mısın kızını? Seni, benim kızım... Yakın tut teyzeciğim, kulağına, göğsüne, boynuna değil. Sadece ağzına, ha? Ben kızımla gurur duyuyorum. Sen tekrar onu göğsüne doğru al. Senin ses gür, gür buradan alacağım. Kızınızla gurur duyuyorsunuz. Evet. Programa gelmeyi siz mi istediniz, Emine mi istedi? Ben istedim ki götürelim seni oraya, sen de daha sağlam olur. İslamiyetli, Allah'ın emrini bilen.